Şimdi biraz daha normalleşelim bence. Benim o zaman şöyle şuraya dönelim. O zaman sizin karı koca aranızda bir takım problemler yaşanıyordu. Siz ilk orada çantasını alıp gittiğinde evden gitmiş olabileceğini de düşünmüşsünüzdür o zaman. Hayır, düşünmedim. Benim eşim işini bırakacak insan değildin. İşini bırakmazdı diyorsun. İşini ve çoluğun çocuğunu bırakacak insan değildin. Gideceğini hiç düşünmedim. Bizim problemimiz olup geçiyordun yani. Çok büyük şiddetli değildin yani. Her evde olan şeyler yani. Anladım. Ben 21 senek evlerim. Kızlarım da şahit, arayabilirsiniz yani. Hiçbir sorunumuz yok yani. Eşim benimle terk edecek bir insan değil yani. Beni ya da çocuğunu, eşini. Anladım. Yani sizin de, bunu da ne diyeyim, sizin de hayatınızda kimse yok. Bu yok. Kızgınlık anında söylenmiş aynı, bir aynı, şey. Aynı. Yani siz kızdığınız için Serpil Hanım, kızgınlık evet, anında böyle evet, bir şey söylediniz. Ödeyince kızı söyledi yani. Tamam, o kelimeyi de bence siz kendi kendinize şimdi söylemeyin, konuşulmamış bir şey yani. Onu da kim söylemişse, yani sormadınız mı siz, kim söylemiş? Sordum, bunu hanımı sordum. Dedi ki, kahve sordu, söylediler dedi. Ben kahve kimin anladım, polis arkadaşım varmış, onu söylemiş dedi. Onun için polis arkadaşı nedir? O polis arkadaşı Burcan ile Murat bir ismi. Yani o zaman lafları çıkaran şimdi Rasim Bey'le karısı mı kaldı evet, yani ortada? Evet, onun dedi ki, o polisi Burcan siz... dedim ben. O polis nerede dedim ben. O polis dedi, yatırılı şeye gitti dedi. Dış devlet gitti dış, dış devleti gitti dedi. Dışarı gitti o dedi. Bulmasın sen, o dedi dışarı gitti karısı. Onun karısı öyle. Yabancı ülkeye gidiyor bir de. Bir evet, de polis bir de yabancı ülkeye evet, gidiyor. Evet, bir Adıyaman gitti, bir bulmasın onu dedi. Yani. Karısı şehir değil. Polis Bingöl'de görev yapıyor da onun için diyor. Arkadaşımız. Polis mi size böyle bir şey söylüyor? Polis durup dururken hayır, size hayır, böyle hayır, bir şey söylüyor. Hayır, hayır. Ergün'ün ağzındaki lafları söyledi. Öbür türlü polis ne bilecek? Tamam zaten ama bunu siz de söylüyorsunuz. Arkadaşı Ergün söyledi diye işte. Ne, biz bunlardan mı duyduk? Ya Ergün gelmiş, bunları anlamış. O size dersin... söyleyen kimdi? Arkadaşınız demin söylediniz ya, bize de birisi söyledi. Onun adı Ergün değil miydi? Yanlış mı? Evet, o, evet, o da Ergün. Ergün, o da Ergün. Tamam yani size de söylemiş zaten daha evvel işte 2 sene önce bunu. Yok kahvede yeni duydu, bunlar yeni duyduk geldiler ya. Hayır ya, yani misafirliğe geldi de söyledi diye anlattınız. Hani o öbür konuyu tamam, mu? Evet. Tamam yani o zaman işte doğru yani. Demek ki o arkadaşı olan polisle konuşurken ondan duydu. Onu da Rasim Beylere söyledi. Evet. Biz Ergün sorduk. Öyle bir şey var mı dedi. Ergün bir şey demedim ben. Öyle bir şey ben demedim. Ben bir şey demedim de yalan söylüyorlardı. Yalan söylüyor dedi. Söylemiş Ergün ya zaten. Ergün bağlayabilirsiniz. Ergün'ü bağlayabilirsiniz. Bu kızlar meselesini söylememiş. Heh, tamam aynen, o meseleyi zaten yani bence dile getirmeniz bile çok şey yani. Onu gene siz dile getirdiniz. Bizim haberimiz şu an ben buraya eşim aramak. Eşim bulsunlar. Dedim kızları boş ver. Ben onu istiyorum. Evet. Biz onu beni istiyoruz, de araştırsınlar. Onları da araştırsınlar. Benim hiçbirden korkum yok. Ben 3 tane çocuğum için geldim buraya. Tamam mı? Ben bir gün önce çocuğumu hastaneye götürdüm. Benim oğlum okula gitmiyor. Anne babam ne zaman gelecek? Gelecek olur mu diyor? Gelecek olur mu diyor? Biz de o yüzden konuşuyoruz da siz kendi kendinize anlatıyorsunuz şeyleri. Ben sizin bu anlattıklarınızı ben bilmiyordum ki. Ben de burada herkesle beraber öğrendim yani. Haklısın. Aynen. Hani ben size sormadım ki böyle böyle bir şey varmış. Siz kendi kendinize anlatıyorsunuz zaten yani. Ben çocuklarım için geldim buraya. Yani ben öyle bir şey duymuş olsam sizi kenara çeker. Bakın böyle böyle bir şey konuşuyorlarmış. Hani yayında millet kimse benim namusumu kötülemesin. Ne çektim ben mi? Kendim biliyorum tamam mı? Eşimle biz kendimiz geçirip gidiyorduk zaten. Tamam kimse da, muhtaç değiliz zaten. Ama bak kızgınlıkla ya da kızgınlıkla da olsa senin annen bunu söylemiş. Sen de bunu kabul ediyorsun. Şimdi insan söyler mi böyle bir şey benim kızımın sevgilisi var diye söyleyince. Onlar da sonuçta onun da kardeşi. Yani bize de böyle böyle bir şey söylediler deme hakları da Müge yok mu onların? İnanır mısınız ben kardeşimden çok severim gelinimizi. Bak devamlı arar sorarım. Ama işte kendi dediği lafı yani siz biz uydurmadık yani. Serpil kendi de bir şey demedim ben. Kendi ama dediniz ya kızgınlıkla söyledim diye şimdi. Ben söylemişim kızgınlıkla söylemişim bir farkını bilen değil. Ben de diyorum ki kızgınlıkla söylemiş olabilirsin diyorum. Yapıyorsun değil benim mi? Benim öyle şey dediniz demedik ya ben de onlar bana böyle söyleyince ben de kızgınlıkla... Evet benim de kızımın var para vermiyordu, parasını yiyordu falan diye söyledim diye az önce demediniz mi? Ben de şimdi artık kendimden de şüphe etmeye başladım. Az önce siz söylediniz ya hayatım konuşurken Tebarek Hanım'la. Evet biz de onun dediği lafları söylüyoruz. Biz dışarıdan bir yani şey duymadık. Yani sen kendin söylemişsin bebeğim ya. Niye? Ben size bırakayım beyler biraz konuyu. Serpil Hanım bakın. Şimdi siz benim başım tuttu. Kendi hakkınızda söylenen bir takım söylemlerden dolayı rahatsızlık evet, duydunuz. Evet. Bunu söyleyen kişilere de o kızgınlıkla evet var benim kızımın da şöyle şöyle demediniz mi? Kız sinirle demişimdir. Ha işte demişim, bunu söylüyorum. Sinirle doğal demişimdir olarak siz sinirle bunu söylediğiniz an karşı tarafta bunun
gerçek olduğunu düşünmüş olabilir. Olabilir. Aynen. Aynen. Onlar da bunu ifade ediyorlar. Evet. Bizim... Tamam. O zaman burada aslında siz ne olduğunu anlatırsanız biz İftira daha net anlarız yani. Sizi. İftira atılmıyor yani. Sizin söylediğiniz onlar da bağlanıp bize de böyle söylediler diyorlar hayatım. Bir de insanlar duyduklarını hele ki bunu sizden duydularsa yani Sakine'nin annesi böyle söylüyor. Kendi kızı için diye duydularsa bunu doğru kabul ederler. Tamam demişler ben dedim. Kızım çalışıyordu. Ben dedim ki hepiniz haber dedim ben de. Onu söyledim ben onların laflarına karşılığında. Tamam, sinirlendiniz böyle evet, laflar söyledim. Ettiniz. Tamam. Polem bozuldu. Hah işte o zaman onlar da bunu ifade ediyorlar ama biraz şu anda. Orada anlattıklarında şöyle bir detay var. Yani arkadaşı vardı, para veriyordu. Parayı yerken o da sesini çıkartmıyordu dediğinizi de söylüyor. Yok öyle bir şey demedim ben. Bir de bu konuşmada çocukların da olduğundan bahsediliyor. O da bana çok sıra dışı geldi. Yani nasıl olur da böyle bir hani çok ekstrem, çok uç bir konuşmada çocuklar da buna dahil edilir ya da onların olduğu ortamda. Ama çocuklar dediğimiz büyük. Kaç ama 10 yaşında da yok, var. O küçük olan. Büyük o küçük olan. O büyük o da olanlar var ortamda. Hayır. O yok canım. Büyük yok. Olan kız 21 yaşında. 21 yaşında kız yani. Yani çocuk olup ama çocuk yine de evlat yani kaç ama yaşına iyi de o da diyor ya gelsin. Buldu babasının konuşmalarını diyor. O sonradan. Ya bir de ben şimdi yaz ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Sonra buluyor açıkçası onları. Şimdi bakın bunu da söylemem lazım. Şimdi kayıp birileri olduğu zaman hani kayıp birileri ortaya çıkıp kendilerini ifade edemedikleri için arkasından da her şey konuşuluyor bazı insanlar tarafından. Yani çıkıyor işte birileri diyor ki işte oradaydı. Şöyle yapardı, böyle yapardı, bilmem ne yapardı. Cevap verme hakları yok. Şimdi biz nereden bilelim gerçekten böyle mi? Yani şimdi çıkıp eğer birileri böyle söylüyor da gerçekten öyle mi? Yoksa kaybına bir kılıf uydurmak için mi bunlar anlatılıyor? Yani bunu nasıl anlayabiliriz? İşte bu koşullarda bence en yakınında onunla kayıp olan kişiyle yaşayan Sakine Hanım'ın eşi olarak anlattıklarını ben doğru kabul ederim. Ya da kabul etmek isterim. Tabii ki her zaman Sakine Hanım'ın da bu kayıpla bağlantısı olup olmadığını da bilemem. İşte o kayıpla ilgisi olan herkes de bu tarz dedikoduları da ortaya çıkarabilir. Atabilir. Evet. Şimdi o kişi de ortada olmadığı için buna cevap veremez. Veremiyor. Yani gitti bundan dolayı mı gitti? Ama Sakine Hanım da bazı isimler veriyor. Onlar tamam, geldi bize böyle bir söylemde bulundu diyor. O kişinin verdiği isimler diyor. İşte aile dostu. Hanımefendi mi beyefendi mi? Beyefendi telefon attığımızda. Efendim günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sakine Hanım sizin eşinizle, onun eşiyle ilgili bazı özel durumları kendisine aktardığınızda iletti. Nasıl, niye aktardınız böyle bir şey durup dururken? Aktardınız mı? Önce onu sorayım. Hanımefendi durup dururken değil. Eşim, arkadaşım özel hayatı arkadaşımı ilgilendirir. Evet. Şimdi hanımefendi ben arkadaşım bulunmasını istiyorum. Özel hayatı onu ilgilendirir yani. Siz böyle bir durumu anlattınız mı Sakine Hanım'a? Bana herkes hepsi biliyor yani. Ne yaptığını ne yaşadığını arkadaşım biliyorlar. Kim biliyor? Eşi de biliyor. Hepsi biliyor yani arkadaşım özel hayatını biliyorlar. Ama siz anlatmışsınız da öğrenmişler. Ya onlar da biliyordu zaten yani. Abileri de biliyordu. Ya sizden öğrenmediler mi? Onlar hayır benden öğrenmediler. Onlar daha bile de biliyorlar. Siz ondan öğrendiğinizi söylemiştiniz ya. Bunu öğrenmişler. Sen Sakine Hanım. Abileri biliyor zaten kardeşlerinin niye şeyler yaptığını. Bir ben bilmiyorum bunu yani. Hepsi biliyor. Tüm ailesi biliyor bunu. Sakine Hanım bu olayı ilk sizden mi öğrendi? Raif Hocam, şimdi şöyle bir şey. Efendim, şimdi bunlar hepsi biliyorlar yani ailesi. Ben dememli değil. Bildiğim ben biliyordum tamam, ben de biliyordum ama hepsi biliyor. Şimdi Sakine Hanım'ın şöyle bir söylemi oldu. Bilmiyorum dinleyebildiniz yani mi? İlk olarak sizden öğrendiğini ifade etti burada. Hayır, o nedenle hayır. Bu soruyu size soruyoruz. Teşekkür ederim. Ama şimdi şöyle bir şey. Yani bu olaydan benden bilmiyorlar yani. Tamam ben de biliyorum.
Tüm ailesi biliyor yani bu tür olayı. Tamam ama az önce Sakin Hanım dedi ya, ben bilmiyordum, sizden öğrenmiş, siz söylemişsiniz de öğrenmiş. Hepsi biliyor yani bunu. Nasıl benden öğrenmişler? Sen söylesene bir tek, hayatım. Bir tek ondan değil. Ben bütün duydum yani, dışarıdan da duydum. Yani, İlk ondan duydum demedim. Biz ailece gelip gidiyorduk zaten. Ya evet. Sakine, bir ben mi diye biliyorum yani bunu? Bir açıklasana bu konuyu. Tamam Gülüm, biz şimdi... Siz bilmiyor musunuz? Sen suçlusun, sen ya yaptın biliyorum, demiyorum. Seni suçlamıyorum zaten. Herkes biliyor, ailesi de biliyor bunu. Hayır. Bilmiyor mu? Tamam. Biz... Benim arkadaşım özel hayatı arttı mı? Yani herkes özel hayatı kendine. Yakınlık bu arkadaşlardan şüpheleniyor yani. Yani. Eşim özel hayatı kendine. O araştırırsın diyoruz. Tamam, arkadaşım çıksın meydana. Ben istiyorum. 3 tane çocuğu var. Yani. O kadın neler çektiğini ben de biliyorum. 3 çocuğu bakıyor. Evi kira. O zaman çıksın kendi kendine. Ben artık ne diyeyim yani. Zaten biz buraya nereden geldik? Biz buraya. Abi, arkadaşlar bakın biz buraya nasıl geldik? Biz buraya Serpil Hanım... Benim kızımın da ayrı, damadımın da ayrı hayatı var. Benim kızımın hayatında başka bir erkek var. Ondan maddi yardım alıyor dediği için buraya geldi iş. Şimdi de diyor ki Serpil Hanım, evet demiş olabilirim o lafı ama ben bir kızgınlıkla söyledim diyor. Şimdi bir adam da ortada yoksa ben de diyorum ki nerede yaşarsanız yaşayın, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi ilçede. O zaman eşinin başka bir hayatı var mıydı, yok muydu bakılır. Sen istesen de bakılır, istemesen de bakılır. 15 tane çocuğun da olsa bakılır, 45 tane çocuğun da olsa bakılır, hiç çocuğun olmasa da bakılır. Bunu siz söylemişsiniz zaten. Burada biz söylemedik, siz bunu önceden kaybolduğunda siz söylemişsiniz. Ben söylemedim ki. Ben bilmiyorum ki. Eşinizin, söyleyen sizsiniz. Eşinizin biz özel yaşamıyla ilgili biz açıklamayı da abi yaptı zaten, Rasim Bey yaptı. Biz bugüne kadar bir şey biliyor ben bilmiyorum ki yani, senin böyle bir şey söylediğini de ben bilmiyorum ki. Ben nereden bilebilirim? Sizi daha dün ilk kez gördüm. Sakine Hanım'ın nasıl bir hayatı var? Başkasıyla mı bir hayatı var? Para mı veriyor? Para vermiyor mu? Kocası sizi çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Siz kendiniz anlatıyorsunuz. Farkında değilsiniz herhalde. Sizin anlattığınızı insanlar burada anlatıyorlar. Sen de diyorsun ki ben kızgınlıkla söylemiş olabilirim. Ben de şunu anlayamam. Bir anne... Çocuğunun yaptığını bile yapmadı derken niye yapmadığı bir şeyi gidip de üstelik abisinin karısına söylesin? Zaten biz de bunları suçlamak amacıyla gitmedik ki, suçlamıyoruz da. Kendileri öfkeyle demişler bak, alken dediler, biz uydurmadık. Abi öfkeyle böyle bir şey söylenebilir mi? Söylenmez ama... Söylenebilir mi böyle bir şey öfkeyle? Ya kişiler anlaşılmaz, belki diyebilir... Sen ben diyemezsin de. Olmaz, söylenmez. Söylenmez. Yani söylenirse de bunun orada çıkacağını bilir. Biz Murat'ın çocukluk arkadaşı. Kendimize demiyoruz ki sen suçlusun diye. Asla öyle bir şey demiyoruz. Murat'ın çocukluk arkadaşı telefonu attınız. 50 kişi oldu arkadaşlardan şüpheleniyorum. Buyurun efendim, günaydın. Alo. Canım. Buyurun efendim, günaydın. Kolay gelsin efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, buyurun. Efendim ben ismimi vermek istemiyorum. Ben açık ve net her şeyi söylemek istiyorum. Evet. Bu... Televizyonunuzun sesini eğer kapatırsanız daha rahat iletişim kurarız. Tamam. Çünkü Hanım. Buyurun. Ben Murat'ın çocukluğu arkadaşıyım. Evet. Tamam mı? O şahısın karı kızla bir alakası... Tercihleri olabilir, öyle geçelim onu. Evet. O çocuk evini terk edecek bir insan değil efendim. Ama orada oturan şahsın ismini biz Aydın'da ismini Muazzez olarak biliyoruz. Muazzez olarak mı? Evet. Evet. Sakin. Muazzez olarak biliyoruz. Evet. O çocuk hayatta yani evini terk edecek bir insan değil efendim. He. Ama evet. Televizyonunuzun sesini kapatın ne olur. Şimdi Kıvat Tekin'in abisi var orada. Evet. Tamam mı? Evet. Onlar ailesinin ne olduklarını iyi biliyorlar. Saklamaya gerek yok. Hepsini açık ve net söylesinler. Ben şimdi ağzımı açırsam ortalık çok karışacak.
Tafet abi susma, konuş. Lan ben niye çıktım buraya? Bak senin kardeşin kayıp. E niye çıktın? Ben ismimi vermek istemiyorum. Sen ben seni tanıyorum, gelinizin tamam. Ne olduğunu iyi biliyorsun. Tamam mı? Gelinizin ne olduğunu iyi biliyorsun. Senin kardeşinin kayıp olma sebebi geliniz. Başkası değil. O çocuk... İsmimi vermek istemiyorum. Daha da isterseniz ismimi de veririm. Benim kimseden çekinecek korkum da yoktur. Allah'ın vermiş olduğu bir candır. Allah onu alır. Tamam mı? Ama o çocuk evi terk edecek bir insan değildir. O ablası öldü. Ablası öldükten sonra çocuk tonanıma girdi. Tamam mı? Öldükten sonra her şey oldu o çocuk. Tamam mı? Benim ağzımı açtırmayın. İnsanca orada söyle Rafet abi. Konuş. Ben o... İki aydan beri o çocuğu izliyorum, işe de gitmiyorum. Devamlı sen beni izledin mi? İzledin mi? Bak beni izledin mi? Ben neyi konuştum burada? Gerçekleri konuştuk. Abi daha ne konuşayım? Gerçekleri söyle, yok eşit. Yok söyledik ya işte. Söyledik, daha ne diyelim? Bilmediğin bir şey mi söyleyeyim? Abi sen Ergün'ü de tanıyor musun kardeşim, Ergün'ü? Söyledim işte, Ergün'ün adını ben verdim. Benden duydun. Ya Ergün, bak Ergün'ün ailesini de tanıyorsun senin. Kelin olacak aileyi de biliyorsun. Evet, biliyorum. Bunları açıkça söyle. Söyledik. Sen izlemedin herhalde. Atan, yakan bunlar. Bak sen izlemedin herhalde. Ya, onları şey söyleyeceğim. Ben söyledim. Bir şimdi tane. Böyle genel ifadeler kullanınca... Evet. Yani insanları da haksız yere, haklarında da farklı düşüncelerde edilmesini istemem. Sizin Muazzez olarak tanıdığınız Sakine Hanım'la ilgili bildiğiniz, gözünüzle gördüğünüz dedikodudan bahsetmiyorum. Evet. Bir şey var mı yok mu? Kafet Bey iyi biliyor efendim onu. Ben ne bileceğim ya? Allah. Kafet iyi biliyor. Size başka bir isim mi söylüyor? Saadet. Hayır, Maazesef Saadet. Gerçek ismim Rasim de Rafet, evet, bilirler. Diyor. Rafet. Onu diyor. Kasim de onun ismi. Bu çok enteresan bir şey ya. Ya vallahi bunu ben hep bir başka isim var, bir başka isimle biliniyor. Neden onu da anlamıyorum. İnsanlar böyle hangi isimle seslenecekler şimdi... onu sor koysalar çocuklarına. Neyse ben size bakın net bir şey söylüyorum. Siz şöyle söylüyorsunuz. Ne geldiyse karısının başının ama altına çıkıyor. Bildiğin bir şey varsa söyleyin. Yani bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Tabii. Beyefendi. Benim bildiğim yok ki. Bildiğimi söyledim Hülya ben. Hanım. Rasim Bey diyor ki benim başka bildiğim bir şey yok. Sizin bildiğiniz bir şey varsa Hanım, buyurun. Şimdi kediler ya orada. Kadının bir arkadaşı varmış. Kıra Tekin'in de bir arkadaşı varmış. Evet. Kıra Tekin ilk konuştuğu... Eşi bu, ilk evlendi de eşi bu. Hayatta kadın kızdan işi olmayan bir insan. Tamam, tamam mı? Yani bir kadına yani, kıza gitmedi. Tamam, heh, orasını anladık. Tamam. Heh. Ama o iki şahıs, anneli kızlı çok iyi biliyorlar o şahısın karşına ne geldiğini. Bunlardan araştırın, soruşturun bunların ne olduğunu. Bunların her şeyi ortaya çıkacak. Bu engelleme hiç gerek yok insanları. Hani nereden bilebilirler? Siz yani siz bir ipucu verin o zaman. Siz bir ipucu verin, açalım. Biz bilelim madem. Yani siz bir ipucu verin. Benim madem. O zaman bizi suçlayın madem. Biz bilmiyoruz ki nereye gitti geldi. Yani bir şey... Ablacığım, ha, size öyle bir şey söyleyeyim mi? Ergün'ün eşini de araştırın. Ergün'ün eşini de araştırın. Tanıları da araştırın. Araştırsınlar. İşte araştırmak için biz de bu yayını yapıyoruz. Eğer bildiğiniz bir şey varsa söyleyin diyorum. Öteki türlü de çok özür diliyorum. Hani öyle bir şey yapmak istemeyeceğinizi düşünüyorum ama çamur at izi kalsın da olmasın yani. Aynı çamur atıyor. Hani bildiğiniz bir şey varsa, çünkü Rasim Bey ben bir şey bilmiyorum diyor. Sizin bildiğiniz bir şey varsa size sorayım ben. Rasim Bey iyi biliyor onları. O anlatsın bak. Rasim Bey biliyorsan bir şey anlat sen de artık. Sen anlat, ben anlat. Ne anlatayım efendim? Ben bildiklerimi zaten benden duydunuz. Şimdi gözünden görmedim bir şey de aynı Ahmet'in dediği gibi, Ahmet arkadaşın ismi, çamur mu atayım? Gözünden görmemişim ki, niye anlatayım? Sizin gözle gördüğünüz bir şey var mı beyefendi? Ya bizim tuymuşlarımız var, ben onları iyi tanıyorum, aile olarak hepsini tanıyorum kardeşim ya. Tamam, yani siz beyefendinin bir cinayete falan mı kurban gittiğini, evet, düşünüyorsunuz? Biz öyle tahmin ediyoruz çünkü o şahsın tarihe... Ergün diye arkadaşı vardı. Evet. 5 dakika oturup kahvede tık evine giderdi. Bizden bile doğru dürüst oturan bir insan değildi. Evet.
Kardeşim öyle biriydi yani. Evden işine, işten özür evine. Özür dilerim. Çantada ne olduğunu düşünüyorsunuz acaba beyefendi? Vallahi o çantada kesin evdeki eşyalarını aldı bu adam, tamam mı? O kadar ağır. Çağırdı. O kadar ağır eşya olur mu? Evden hiçbir eşya almamış. Bütün. Bilemiyorum ben. Hepsi almamış evde. Bilmiyorum bütün kıyafetleri çıkıyorum. Duruyor. Bilmiyorum abi niye çıkıyorsun ki? Eşyalar hepsi duruyor evde. Kırgı Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bak o az önce kamera vardı ya. Kamera marketin önünde açıyor ön çişik gözüne bakıyor ya. Evet. O kameradan önceki bir kamera daha var. Evet. Bir önceki daha var. O kamerayı seyrederseniz Kıra Tekin'in önünden gelen bir tane adam vardı. Kel kafalı. Kıra Tekin'in önüne geliyor. Kıra Tekin onu 2-3 metre öteye geçiyor. Tamam mı? Ondan sonra o Kıra Tekin'in arkasını takip ediyor. Bu şahıstan uyuz oluyorum. Evet biz ona uyuz oluyoruz. Evet ben de bundan biz ona uyuz oluyoruz o adamdan. Bunu da söylemiştim ben ona. İşte o aileyle bir sıkıntısı var. Bilmiyoruz ki, bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz, peki bu kişiyi tanıyor musunuz? Bilmiyorum ki ben. Efendim? Bahsettiğiniz onun arkasından gelen şahsı... Kameradan seyrediyorum efendim. Kameradan seyrettim şimdi. Ama kameradan izlemekle ve kişiyi tanımadığınız bir durumda aileyle bağlantısını nasıl kurabiliyorsunuz? Ama efendim bak o şahıs önüne doğru geliyor, yüz yüze geliyor... Kırat geçtikten sonra Uğur dönüş yapıp arkasını takip ediyor. Tamam da bunun sakineyle ne alakası var diyor Şevki Hoca da. Karısı öyle tahmin edeceğiz. Çünkü o çocuk... ...varsayım oldu. Yani bize daha net bakın. Bize evet. Daha net bildiklerinizi, hani kesin bildiklerinizi, gördüklerinizi aktarırsanız arkadaşınızı bulma şansımız artar. Ama hocam, varsayımlardan gidersek yanlış bir yöne doğru gidebiliriz. Hemşire söyleyebilir miyim hocam bak. Buyurun. O şahıs öyle evli terk edecek bir insan değil. O tamam şahıs, onu anladım. Fazla ortama tamam da evli terk edecek birisi değildir de bir sürü şey vardır yani. Hani bir sürü buna gerekçe vardır. Neden Sakine Hanım'dan biliyorsunuz? Ben gerçekten bilmediğim için soruyorum. Ben Sakine... Aile sorunu vardır. Hiç sorun yoktu. Hiçbir sorunumuz yoktu benim. Çocuklarını da arayıp sorabilirsiniz. Eşimle biz geçinip duruyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Benim kildiklerimi ben içerideki hanımefendiye her şeyi söyledim. Anlattım. Daha o size iletsin. İki tarafında araştırılmasını istiyorum. Araştırsınlar. Hı. Şimdi bakın mesela bir izleyicimiz mesaj atmış. Sevgili Ayşegül mesaj atmış. İzliyor bizi. Diyor ki... çok laf karışıyor. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül'cüğüm mesaj attığın için. 90. dakika civarı... ben size dedim ki hani hayatınızda biri mi var? Siz de şöyle dediniz. Yok kimse. Sonra da dediniz ki onun ilgisi yok. Onunla alakası yok. Hayır dedim ama yok ki zaten. Hayır. Hani sevgisi olunca eşim gitmedi. Gitmiş hayır, şey onunla değil dedim. Onunla ilgisi yok ya. Onun ilgisi yok dediniz ya. Şimdi mesela şey bunu hatırlatıyorlar. Işte. Galiba başka mesajlar da geliyor bununla ilgili. Yani Sakine Hanımcığım bakın olabilir. Belki yani sonuçta siz özgür bir insansınız yani sizin yaptığınız sizi bağlar. Siz biriyle görüşürsünüz onun bir şey yapmadığını düşünürsünüz. Ama bilemezsiniz. Açıkçası ben bu tip olayları o kadar çok gördüm ki bu programda. Olabilir siz ilgisi olmadığını düşünebilirsiniz ama belki ilgisi vardır yani bunları da saklamak çok doğru bir şey değil tabii böyle. Benim hayatımda kimse yok kimseyle konuşmuyorum ben. Anladım. Araştırsınlar yani ama bakın bana yani. Tam orasını keşke arkadaşlar bulsalar 90. dakika çünkü... Ayşegül şeyden izliyor onu. Ben biliyorum bizi. Biz de yani farkındayız konuşmalar. Siz de duydunuz. Bizi bir beyefendi arıyormuş Aydın'dan. Efendim günaydın buyurun. Günaydınlar merhaba Müge Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Evet konu hakkında bilgimiz var efendim. Buyurun. Şimdi Sakine Hanım ve annesi orada diyorlar ki işte ben öyle demiştim kızımın hayatında biri var biri yok demedim diyor. Şimdi Sakine Hanım Aydın'ın yakın köylerinden bir tanesinde çocuklarıyla birlikte hatta annesi de olmak üzere oraya gidiyorlar gecenin geç saatine evlerde alem yapıyorlar. Hayret var bir şey. Mı böyle bir şey? Öyle bir şey hiçbir şey yok. Beraber mi yaptık herhalde? Alem beraber yaptık herhalde. Hatta bu köyde hayret bir şey. Sarı kadınlar
diyorlar. Atları çıkmış yani o köyde. Hayır. Ama şimdi bu çok önemli bir iddia. Bak. Siz yani siz de mi oradaydınız Serpil Hanım'ın dediği gibi? Doğru. Yok. Ben orada değilim ama yakınlarım var orada. Çıkarsa bunlar kim olduğunu çıkarsınlar bize. Yakınlarımdan biliyorum. Hayret. Hangi köyden bahsediyorsunuz? Aydın'ın bir yakın köyünden. Şimdi söyle. Köyün ismini vermeyeyim istersen. Söyle. Ya da arkadaşlara özel söyleyeyim. Yok söyleyebilirsiniz sonuçta. Koca köy yani bir kişi yaşamıyor ya köyde. Hayret bir şey. Evet Aydın'ın Bahçearası köyüne gidiyorlar. Ne köyü? Bahçearası köyü. Bahçearası köyü. Evet. Gidiyor musunuz böyle ülkeye hiç gittiniz mi? Evet benim orada arkadaşım var. Eskiden gidiyorduk. Eskiden gidiyorduk. Şimdi değil yani ailece dostumuzdun yani. Eşimle bile bir kurban bayramına gitmiştik. Eşimle beraber bir kurban bayramında gittim diyor. Evet alev alev yapmıyorduk biz orada. Benim arkadaşımla konuşuyoruz mesela. Şu an yine bağlayabiliriz. Aysel'de bir arkadaşını arayın sorabilirsiniz yani. Eşimle bir bayramda gittik. Babası, annesi. Peki bu beyefendi nereden? Bilmiyorum ki ben de. Evet arkadaşım var orada. Var. Öylece alem yapmıyorduk. Alem falan hiç yapmadık yani. Aysel'de arkadaşıma vereyim size numara arayabilirsiniz. Arayabilirsin. Şimdi bu söylendi. Evet, saatine kadar yalnız orada içkiler içiliyormuş. O zaman beraber içmişiz. Yani alemler yapılıyor. O zaman... Beyefendi şöyle bir şey dediniz. Çocuklarıyla buyurun. Birlikte gidiyormuş evet, dediniz. Evet, ailece evet, gelip gidiyormuş. Murat yok. Şimdi bu biraz yani herkesin düşünce yapısına göre herkesin sıkıntılı düşünce yapısına göre yani. Ters yani. Çocuklarla göre gidilir mi alem yapmaya? Saçmalık, hadi böyle bir saçmalık, niyetleri olsa saçmalık dahi. Evet, çocuklarla gidilmez hocam ama sorun çocuklar da orada yani. Çocukların olduğu da söyleniyor yani burada. Tamam. Ya o zaman aleme gitmediklerini düşünürüm ben. Hani farklı bir ziyarete gittiklerini düşünürüm. İnsan yanına çocuklarını alıyorsa biraz daha korunaklı ortamlara girer. Ama hocam köyde öyle denilmiyor yani. Vallahi acaba demek ki köyde gittikleri arkadaşlarının orada ne bileyim bahçede falan alkol falan alıyorlar. Bu köyde mi ters karşılandı acaba? Vallahi orasını bir şey diyemem Müge'nim ama yani bunlar söyleniyor. Sürekli orada oldukları hatta sarı kadınlar deniliyor bunlara. Sarı kadınlar. Yani sürekli gelip gidiliyor deniliyor. Evet doğru gelip gidiyorduk ama alem yapmıyorduk. Arkadaşım var orada Aysel'de babası orada. Ailece eşim de biliyor. 4-5 aileme gitmiyoruz zaten biz oraya. Alem sözcüğünü biraz uygun bir şekilde açabilir misiniz? Neyi kastediyorsunuz? Yani alem derken şöyle hocam. Aile ortamı değil. Tekrar adam. Tamam, peki. Ay, teşekkürler. Bu kadar yeterli. Müge Hanım, Aysel'i bağlar mısınız? Aysel, orada arkadaşım bağlar, var. Babasını bağlar. Da bağlayın. Bozum orada oturan ailece gittiğimize. En son biz bu bayramda geçen bayramda eşimle birlikte gittik biz orada. Çocuklarım da vardı. Hatta iki gece kaldık orada. Kurbanlık oyun kesmişlerdi. Biliyorsunuz eşimle biliyor aileyi yani. Sen bağlasın bunun hepsinde. Ya hayatım peki neden acaba? Neden sizinle ilgili böyle dedikodular? Bilmiyorum ki ben de aileme geçiyor. Çocuklarımla gittim ben zaten. Annemle de gidiyoruz. Ailece gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben olanlarla gidiyoruz. Gezmen gidiyoruz öyle. Biz evet, öyle gezmedik. 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 Bakın, ekmek bir yapıyordum. Seferden bahsetmiyor beyefendi. Tamam. Bir sefer değil yani zaten. Yani bu doğru ya da yanlış. Yalan ya yalan abi. Hani yalan. Alem değil doğru yani. Ya alem yanlış. Yapmıyorduk orada. Dedikodular bazen arayabilirsin, doğruyu göstermeyebilir. Bir dakika yenge. Hı-hı. Anlatabildim mi? Anladım. Ama bir seferden bahsetmiyor. Yani size özel bir isim verildiğinden falan bahsediyor. Anlatabildim. Bir sefer gelip gitmiş olabilirsiniz arkadaşın. Ona ses çıkarmıyoruz. O başka bir şey. Bir erkekten gitmedim. İsteri yemin ederiz. Bir erkek gitmedik. Yoktu. Kızlarımla, çocuklarımla gittik biz oraya. Onun kastettiği başka bir şey. Evet. Ama. Evet. Yalan söylüyor. Onunkisi başka. Evet ama yalan. Yalan söylüyor. Kim adam varsa getirsin bizim çıkarsın karşımıza. Çıkarsın ha valla. Kim korkmuş. Ne biliyorsa çıkarsın. Benim kimseden korkum yok. Ben buraya eşimi aramak için geldim. Evet. Çocuklarım için yani. Burayı dedikodu etmeye gerek yok yani. Nasıl günah alıyorum milletin? Arasına ya. İstediği kadar günah alsınlar, araştırsınlar. Şimdi ben kimseden korkum yok. Bu telefon açanlar birbiriyle ilgisi attınız. Olmayan farklı evet. Farklı kişiler. Evet, aynen. Yalnız bu sefer hakikaten yani uzun zaman sonra ilk kez bana da bir kal geldi. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani bu işin yani nereden nereye geldik? Bir hanımefendi telefon attığımızdaymış. Buyurun efendim. Tekrar bağlayalım. Hı? Öyle mi? Bakın o dediğin yer hazırmış Sakinciğim. Bize Ayşegülcüğüm seni tekrar öpüyorum söylediği yer. Bu ne demek Sakin Hanım? Söylemedik bir şey. Ha?
O söylemez. Bir şey var, bir şey konuşalım biz sizden. Evet. Açık konuşan evet. Şey değil o. Onu konuşalım. Çoluk çocuğumuz ya var. Benim şu an çocuğum var yani. O yüzden o konuda konuşmak istemiyorum. O konuda evet. Konuşmak istemiyorum. Benim 3 tane çocuğum var şu an. O yüzden açık konuşmak istemiyorum. Ama Sakine Hanım, eğer şimdi sizin de başka bir arkadaşınız varsa ve kocanız da eğer orada da yoksa... Benim arkadaşım yok ki. Ama Rasim Bey diyor ki işte benim eşim öyle söylemiş. Yok, alın biraz şey başa. Bakın. Belki öfkeli demiş olabilir ama yok, demiş. Şey benim şey arkadaşım yok ki. Yok, öyle bir şey yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası öyle bir şeyle. Aynen. Benim eşimin gitmesine hiçbir alakası yok. Kimin alakası yok yani? Nasıl? Eşinizin gitmesiyle kimin alakası yok? Dedim ya varmış diye. Ama arkadaşım yok yani benim. Hayır, bu laflarınızdan ne yani anlaşılır? Ben. Şu konuşmalarınızdan ne anlaşılır? İzleyen bir kişi ne anlar? Yani Serpil izleyen... Hanım sonra konuşalım onu diyor aslında. Hani... Evet. Bunun için konuşmadık. Gördüğünüz ne için konuştum? Hani... Ha? Murat için konuştum ben onu sormayacağım. Murat için konuşacağım dedi. Murat için konuştum. Murat için. Yani onun için konuşacağım dedim. Onun için dedi yani. Onun için dedim ben size. İşinle ilgili dedi. Eşin deyince için. Yani. Ha, onun vallahi için. Bakın bana eğer soracak olursanız ben insanların hiç insanları cinsel kimlikleri üzerinden değerlendiren biri olmadım bu yaşıma kadar. Bilmiyorum. Kimin de ne yaptığını bilmiyorum ayrıca. Evet. Bilemem de. Beni de ilgilendirir mi? Aslına bakacak olursanız ya kendi şahsım adına hiç de ilgilendirmez. Ben insanların sosyal hayata ve bana işte ailelerine nasıl davrandıklarıyla ilgilenirim. Onlardan kendi adıma paylar çıkartalım. O annesine nasıl davranıyor, kocasına, karısına nasıl davranıyor. Ben de hayatta yani insanlara karşı duruşumu da o şekilde alırım. Kimsenin valla hani kapısını kapattıktan sonra ne yaşadığını da hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden hepimiz birbirimize gördüğümüz şekliyle bakıyoruz, öyle değerlendiriyoruz. İnsanların cinsel kimlikleri kendilerini ilgilendirir.